Merhaba arkadaşlar. Sosyal psikoloji ünite 9 soruları yapacağız. 1. Tutum araştırmalarında en ünlü ve en sık kullanılan ölçek hangisidir? A. Likert ölçeği, B. Lapierre ölçeği, C. Thurston ölçeği, D. Leaner ölçek. Cevabımız A. Likert ölçeği. 2. İnsanlar tutumlarını ilgili bilişlerini birbiriyle tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır. Eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir. Varsayımına göre tutumların değişimini açıklayan yaklaşım hangisidir? A. Bilişsel çelişki, B. Bilişsel tutarlılık, C. Bilişsel ikilem, D. Bilişsel karmaşa. Cevabımız B. Bilişsel tutarlılık. 3. Tutum ölçeklerinde ölçülen nitelik nedir? A. Nitelendirici boyutu, B. Değerlendirici boyutu, C. Analiz boyutu, D. Araştırma boyutu. Cevabımız B. Değerlendirici boyutu. 4. Bilişleriniz arasındaki tutarsızlığı nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? A. Dışsal faktör bularak, B. İnkar ederek, C. Başkasını suçlayarak, D. Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek, düzeltme yoluna giderek. Cevabımız D. Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek, düzeltme yoluna giderek. 5. Tutum ölçeklerindeki çoğu ölçeğin dayandığı varsayım hangisidir? A. Kişilerin tutumları tutum nesnesinden bağımsız ölçülebilir. B. Kişilerin tutumları davranışına göre ölçülebilir. C. Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir. D. Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair ön yargıları vasıtasıyla ölçülebilir. Cevabımız C. Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir. 6. İnsanlar yaptıkları davranışlar için tutumlarına bağlı olmayan apaçık dış sebepler göstermedikleri sürece tutumlarını kendi geçmiş yaşantılarına bakarak hatırlarlar. Varsayımına dayalı teori hangisidir? A. Benlik algısı teorisi, B. Bilişsel çelişki teorisi, C. Bilişsel tutarlılık. Cevabımız A. Benlik algısı teorisi. 7. İnsanların gerçek tutumlarının davranışlarını tahmin edebileceği varsayımına dayanan teknik hangisidir? A. Mantıksal iletişim kurma tekniği, B. Planlanmış davranış tekniği, C. Yalancı iletişim kurma tekniği, D. Düzmece iletişim kurma tekniği. Cevabımız D. Düzmece iletişim kurma tekniği. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşürüz. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz.